Evet, tekrardan merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi alışverişi yaptınız. Alışverişi yaptınız, artık bu cücelerle selamlaştınız ve evet, mahkemenin olduğu yere doğru ilerliyorsunuz. Üzerine içilecek bir olay olursa haberleşiriz dedi ya. Evet. Bugün meydanda idam olacak. Belki içilebilir. Bizi ilgilendirmiyor. Peki. Size iyi seyirler dedim. Sağ ol. Gidiyorsunuz. Orlak, neden anama bir anda bu kadar yakınlaşıyorsun? Çünkü cüce. Her cüce iyi değil biliyorsun. Gorlak, bir yüzük at ya. Sıra sende sanırım. Onda bir sıkıntı yoktu da. 92. Tamam. Şimdi. Kendime dalın. Şimdi arkadaşlar. Marketin olduğu yere doğru ilerliyorsunuz. Evet. Pazarın olduğu yere doğru ilerliyorsunuz. Böyle kalabalık, tamam mı, halk buraya akın etmiş. Herkes birileri idam edilsin de izleyelim diye bakıyor yani. Hı hı. Tamam mı? Ortaya bir tane, iki tane platform kurmuşlar. Hı hı. Tamam, karşılıklı duran iki tane platform var. Bu öyle doğru geçebiliyor muyuz? Zaten anlatayım, oralara geleceğiz. Tamam. İki tane platform kurmuşlar. Bu iki platformun bir tanesinde dört tane taht var. Tamam. Bir tanesi diğerlerinden daha yüksekte. Sonra ondan bir tane alacak bir tane var. Daha alacak bir tane var. Daha alacak bir tane var. Tamam. Toplamda beş kaptan vardı. Burada dört taht var. Birinin öteki tarafa atmışlar. Tamam mı? Karşıda da buranın etrafını çevirmiş kartlar falan. Tamam mı? Zaten siz buraya doğru gelirken üzerinde çeşitli semboller taşıyan yani üzerlerinde tabart giymiş ve tabartların üzerinde çeşitli semboller olan kartlar görüyorsunuz. Öncelikle bir tanesi şu dişlek vardı ya. Evet. Onlar var. Tamam. Onlardan uzak duruyoruz. Ondan sonra Lady Saljak'in amblemini taşıyan şu flamberç var. Evet. Kıvrımlı kılıç var. Ondan sonra bir tane kart tanesi var. Hmm. Tamam, şöyle kocaman bir kart tanesi taşıyor. Hmm. Tamam. Kart tanesine biraz daha dikkat ettiğiniz zaman aynı zamanda şey, gemi dümenini de andırıyor. Hmm. Tamam mı? Güzel. Ondan sonra bir tanesinde de girdap var. Evet. Bu birinci kaptanın şeyiydi. Evet. Evet. Girdap 1. Kart tanesi 2. 2. Flamberç belli. 5. 4. 4. Şey 3. Özür dilerim. Ondan sonra 3 mü oldu? 3'tü zaten. 3'tü zaten. Zaten. Doğru saçlı. 5 dişlek. 5 dişlek. 4 yok. Bunlar acaba tahtların üstünde mi? Ne? Tahtların üstünde mi? Hayır hayır. Etrafta gardlar var. Etrafında. Tamam, ve her kaptanın gardlarından gelmiş buraya yani. Sokakları falan geziyorlar. Onlar da heyecanlı bekliyorlar yani. Çapalı kimse yok. Çapalı kimse yok. Yaklaşırken diyorum ki Detective Ulan Gulat da gözlerim belirlesin. Hayır, burada kesinlikle yapmayacağım. Yapsam da. Fakat Protection from Evil and Good atabilirim. Sen ne olur ne olmaz diye şöyle Protection from Evil'a bastın. Bu 10 dakika sürüyormuş ve Concentration'mış. O yüzden birimize atabileceğim. O yüzden kendime atacağım galiba. Tamam. Ve şey, diyorum ki hani burada ortalık karışırsa olaylar çok çok boka sarabilir. Benim yanımda durun, attan inmeyin. Olmadı basar gideriz. Şimdi atlı araya girmeye çalışıyorsunuz, millet ne yapıyorsunuz falan diyor, tamam mı? Kardeşim ne bu dedi ya. Kim dedi? Bir tanesi. Elemanın biri. Hangisi, tamam mı? Siz böyle birinin önüne geçtiniz ya dedi, bu ne dedi, atın üstündesin, nasıl göreceğim ben dedi. Kardeşim böyle şey mi olur dedi. At al kendini. Arkamda mı? Sen atın arkasında mı? Aynen. Şöyle ata bir vuruyorum ya şeye. Çifte mi atayım abi? Vurdum. Çok da hani öldürme de. Koyuyorum. Ya vur atağı kök. Abi ne yapıyorsun? Abi good hareket mi ya? Değildi. Şaka bir yana. Şöyle hafifçe itti yani. Sen şöyle bir şey yaptın. Vurmadı. Hı hı. Tam yani
normalde çift atsa kol bacak kırar yani, kaburga kırar falan, tamam mı? İtti şöyle. Anlatabiliyor muyum? Adam bir şey demedi. Şey mi bu? Sana baktı şöyle. Üstüne falan baktı. Seni bir hafızaya aldı. Yok bir şey dedi. Güzel. Yok bir şey. Bıçaklanacaklar babası. Tam şöyle pala bıyıklı bir abi bu. Yaz yaz, onu da listeye yaz. Ekle, onu da listeye ekle. Basıp gelecek. Gelin. Bir tane fare var, onu bul, beraber gelin. Ne fare mi diyeyim kardeşim? Neyse. Böyle ilerliyorsunuz. Arada böyle sövenler, sayanlar falan oluyor, tamam mı? Bir şey demiyorlar ama. Ondan sonra öne doğru atla yara yara geçiyorsunuz sanırım. Önlere doğru. Evet. Tamam. Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Yani. Şimdi atın üstündesiniz. Başka atın üzerinde olan var mı? Var da kenarda falan izleyenler var. Böyle kalabalığın içine atla giren yok, tamam mı? Zaten olay şurada. Senin atın kargaşa çıktığında bir şey yapmaz. Diğerleri savaş atı. Kargaşa çıktığında zar atarız. Tamam mı? Çünkü etrafta bağıran 1000 kişi falan olacak. O zaman atları biz gönderelim ya. Tamam. Ya bence atları göndermenin bir anlamı yok da azıcık şöyle dışarı çıkalım. Bence de atla izleyenlerin yanına doğru geçelim biz. Yol kenarında, yakın bir yerde yol kenarına geçiyorsunuz. Aynen. Tamam. Böyle işte manzarayı, şeyi, meydanı çok rahatça görebiliyorsunuz. Tamam mı? Aranızda yani işte 15 feet falan var. Tamam. He, tamam güzel, mı? Temiz. Ondan sonra duruyorsunuz. Tamam. Etrafta millet işte acaba ne olacak, ne yapacak? Kaptanlar burada mı? Ben daha yok. Hilde'ye döndüm. Evet. Hilde yanımızda değil mi? Hı hı. Kaptana bir mesaj yolla. Bir şey lazımmış. Yolluyor. Cevap gelmiyor. Tamam. Cevap gelmeyecek. Ama yolladı. Yol sadece yolladığını biliyor. Ne kaptana? Yani bir şey lazım mı? Biz buradayız, aha, şuradayız. Bir şey lazım mı? Cevap gelmedi. Şimdi kaptanlar falan daha yok zaten. Hı. Tamam mı? Millet aralarında konuşuyor. Ya işte ne yapmış falan diyor. Tamam mı? Ondan sonra ya dedi ne bileyim dedi bir tanesi işte yok birinin akrabasını mı kaçırmış, bir şey mi yapmış, bir şeyler varmış ben de anlamadım. Öğreniriz falan dedi. Böyle çocuğunu getiren var. Tamam mı? Bak seninle müthiş bir aktivite yapacağız. Vay hayvan. Bak, bir sürü abi. Şu izleyen bir sürü çocuk var ya. Böyle arkadaş grubu toplanmış. Ya yani senin şehrinde böyle bir olay olsa, tamam mı, sen çocuksun, gelip izlemez misin? Tabii ki izlersin, manyak mısın yani? Merak etmez misin abi? Tabii ki edersin. Ya ederim de beni orada şamarla kovalayacak bir ton cüce vardır yani. Ondan sonra ben şey yapıyorum böyle arada. Millet böyle konuşurken şey yapıyorum. Dördüncü kaptanın ailesini kaçırmış falan. Ha laf atıyorum falan. Vay puşt falan diyorlar. Ondan dördüncü sonra kaptan ailesini kaçırmış. Üçüncü biri böyle alakasız biri zaten dedi babasını da sevmezdi. Bunların soyu böyle. Babayı sevmem var ya. Babadan oğla nesil bunlar. Böyle muhabbet çeviriyorsunuz yani. Gıybetin dibine düştünüz, tamam mı? Ben düşmüyorum. Şer nasıl akıyor üstünüzden? Alignment'lar kayıyor yani. Bu arada her şey var mı? Element. Böyle soylu gözüken. Yok. Büyücü müyücü tayfası. Sizin olduğunuz tarafta en azından. Ne taraftalar? Yani. Ya kuleye bir bakıyorum. Kuleye doğru dönüp baktığınız zaman şey bir tane mercek çıkardıklarını görüyorsunuz. Dev ekran kurmuşlar. Aynen ekran kurmuşlar. Tam buraya doğru dönmüş. Ya balkonların bir tanesinden şöyle mercek çıkarmışlar. Terbiyesizler. Öyle izliyorlar. Zevk düştü. Ben diğer kuleye bakıyorum abi. Ne? Bu sırada diğer kuleden ne oluyor? Diğer kuleye baktım. Ulan kuleye baktım. İçine bir sıkıntı çöktü yine. Kuleye bir an öyle. Tamam mı? Bir an dedin ki ulan dedemin çekici diyorlar, bilmem ne diyorlar, ben burada idam izliyorum falan dedim. Ver gazı, ver gazı. Saldırsın şimdi. 2 hafta sonra silahlarımız gelecek.
Sen konuşmadan cevap verdin yani. Direkt anladık değil mi bakışlarında? Şaka bir yana. Gerçekten için sıkıldım. Tamam. Bu iç sıkıntısı işte yapmamız gereken işler var ve geciktiriyoruz değil. Bu iç sıkıntısı korku abi. Tamam, içten içe korkuyorsun. Orada ne çıkacak? Karşına ne göreceksin? Dedenin çekici gerçekten orada mı? İçeriye dair ne biliyorsun? Hiçbir şey. Tamam, bugün birinci kaptanın evine girseniz az çok neyle karşılaşacağınızı biliyorsun. Korsanlar olur, bilmem ne olur. Bilmem ne kalktı işte çıkar, vurarım diyorsun. Vururum diyorsun. En kötü bir tane monster çıkar, onu da, ona da vururum. Burada ne çıkacak abi? Ya silahla vuramayacağın bir şey çıkarsa? Ya. Moradin'in kudretiyle ona da vururum. Sizin holy semboller dışarıda mı? Değil. Değil. Onu sen... söyleyecektim. Ben tarif edecektim. İçeriye koyun diye. Tamam, onu söyleyeyim. Görmek istemem. Pekala. Çok sıkıntı çıkartıyor. Görüyor musun şimdi? Değil de. Görüyor muyum bu böyle suratını düşünüyor? Şöyle bir baktı. Bir canı sıkıldı falan geri döndü. Bakma. İçini ferah tut. Ben öyle yapıyorum. Yok, hiç gibi düşünün. İçini ferah tut. Onun da zamanı geldi. Zavramı böyle genişleterek. Zaman değil de içeride neyle karşılaşacağız acaba? Neyle karşılaşırsak eminim ki sen vurursun. Yokmuş gibi davranın ya. Bak idam olacakmış. Ne güzel işte diyor. Bir vizim atar mısın? Atıyorum. 6. Ya böyle dalgaya vurmaya çalışıyorsun da tanıyor. Bir tane bak şehrin 3. kaptanının evinin altında babanla karşılaştı. Evet. Tamam, baban evrenin en çok korkulan isimleri arasında ilk 20'de falan yani. O kadar büyük mü ya? Tamam. Yani burada ne karşınıza burada ne çıkacak sorusu. Bir miktar zihnini kemiriyor. Peki bir şey soracağım. Biz ilk geldiğimiz zaman da bu kuleye bir bakmıştık. O zaman da içinde sıkıntı çökmüştü. Peki daha mı çok şu anki? Yok, hep o aynı. Derinden hep aynı gelen... değil mi? Yani böyle bir güçlenme, daha fazla bir etki altına alma var mı? Olan şey şu. Bilinmezliğin korkusu. Tamam, buradaki sıkıntı acaba kuleye doğru yaklaştıkça bu korku artacak mı? Tamam. Buradaki korku işte karşıma aman yarabbi nasıl bir şey geldi de korkuyorum değil, endişe. Tamam. Senin de içinde var yani. Tamam mı? Aynı şekilde senin de. Hayırlısı. Böyle kısa süreli bir düşüncelere kalk oldunuz. Sonra evet diye bir ses geldi, tamam mı? Bu orta meydandan dikkatiniz dağıldı. Ondan sonra düşüncelerinizden çıktınız ve meydana doğru bakmaya başladınız. bir böyle güzel giyinimli, iyi giyimli, tamam mı? Ondan sonra üstünde madalyalar, tamam mı? Ondan sonra böyle korsan kıyafetleri olur ya, daha doğrusu denizci kıyafetleri olur ya. Hı hı. Daha korsan gibi değil de daha askeri bir şey. Anlatabiliyor muyum? Üniforma. Yani üniforma giyermişçesine, tamam, böyle uzun pardesüsüyle, tamam mı? Ondan sonra işte içindeki böyle şuraları beyaz fırfırlı gömleğiyle, yeleğiyle, tamam mı, madalyalarıyla falan bir tane genç bir eleman çıktı. Tamam mı? Tahtların olduğu yere değil, diğer yere. Tamam. Evet dedi. Tamam mı? Evet dediği zaman sesi yankılandırıyor. Tamam ya. Büyüyle, tamaturjiyle sesini yankılandırıyor bu arkadaş. Bugün burada ne için toplandığımızı sanırım biliyorsunuz. Ama mahkemenin usule uygun olması için dedi. Şöyle etrafına dönerek konuşuyor. Tamam mı? Herkese sesleniyor. Tekrardan söyleyelim. Bugün burada şehrimizin eski 4. kaptanı Truva Taerlin, 3. kaptanımız Sayın Lady Dagmar Saljek'e yaptıkları karşısında ne ceza alacağını ve kendisini nasıl savunacağını izleyeceğiz. Lütfen mahkeme sırasında mahkemenin gidişatını bozacak eylemlerde bulunmayın. Zira mahkemeden sonra umarım dedi.
kendisiyle bol bol dalga geçme vaktiniz olacak. Herkese iyi eğlenceler dedi. Millet bravo! Bilmem ne domates çuvalı kaldıran bak söyle tamam mı? İşte bunu bekliyorum falan diye. Ben de almışım. Domates. Ya abi kovayla bok getirenler. Tam çürük domatesler bilmem neler. Bir sürü şey var. Abi. Bütün bunlar olurken bu böyle herkes şey yaparken. Vay! Özellikle tamam. Şeye bakıyorum. Ne? Etrafta morlu, pembeli, beyazlı giyinen kimse var mı? Şimdi etrafta ne var? Öncelikle. Bir sürü kamunu görüyorsunuz. Tamam mı? Sizin bulunduğunuz yerde de bunlar var. Sizin gibi zırhlı olan çok az kişi var. Zırhlı ve silahlı olan. Tamam mı? Yani sizin gibi silahlı. Belinde dagger taşıyan var. Tamam mı? Belinde işte ne bileyim longsword ile gelmiş köylü var. Tamam mı? Ama sizin gibi böyle full play. Tamam mı? 7 kılıç. Tam 8 bilmem ne 15 büyük kitabı falan gelen birisi yok yani. Tamam. Ondan sonra ama yani büyücü kulesinde kuleden buraya fireball atacak arkadaşlar var yani. Bunu da söylemek isterim. Guardlar var. Evet. İlginizi çeken. Tamam. Mirabar Shield'dan gelmiş herhangi bir cüce yok. Tamam. Ben şu soylu kesime bakıyorum ya. Yani. Onun dışında tüccarlar var. Tamam mı? Ve soylu gibi gözüken pek kimse yok. Onları hani böyle bir şey vardır ya. Ya şimdi bende de var ya noble olduğun zaman böyle soylu olduğun anlaşılıyor gibi. Bir perception at. Onu bir... Şimdi burası acayip kalabalık. Tamam mı? Her yer tıkış 21. Falan. Etrafına bakıyorsun. Yani normalden daha... Normal halkın kamınırların arasında sivrilen tipler var. Ama ne üstlerindeki kıyafetler ne de yani duruşları değil de üstlerindeki kıyafetler vesaire falan böyle noble'larmış gibi göstermiyor bu arkadaşları. Etrafta çok fazla ama böyle şey kavşonlu karanlık tip falan var yani. Tamam. Aynı zamanda bir yer dışında Helm tapınağından gelmiş birilerini de görmüyorsunuz. Gördüğünüz yer ise tahtların olduğu değil, diğer platformun etrafı. Platformun etrafını sarmışlar. Tamam mı? Bayağı işte Helmite olduğu belli olan tipler var. İşte holy sembolleriyle bilmem neleriyle falan. Bayağı combat ready duruyorlar yani. Tamam. Ondan sonra da böyle kalabalığın içerisinde bir hareketlenme oldu. Tamam mı? İki platformun olduğu taraftan da. Tamam. Ondan sonra açılın lan falan diye sesler geldi. Tamam. Ondan sonra milleti böyle kenarıya falan ittiler ve sırayla kaptanlar çıkıyor. Tamam mı? Önce. Önce 5. kaptan çıkıyor tamam mı? Harto Uçen Red Nord'u kendisinin ismi. Bu arkadaşımız insan, erkek tamam 30'lu yaşlarında gözüküyor. Ondan sonra çok çevik gibi duruyor. Tamam ama bir o kadar da çelimsiz gözüküyor. Ondan sonra sanki çok uzun süredir yemek yemiyormuşçasına böyle yüzü çökmüş. Tamam mı? Kemikleri vesaire çok belli oluyor yani yüz kemikleri falan. Tamam mı? Sanki böyle gözleri yuvalarından çıkacakmış gibi duruyor. Buralar falan göçmüş. Tamam. Ondan sonra kısa saçlı, kısa siyah saçlı, asker tıraşlı falan bir adam bu. Tamam. Üzerinde kaptan üniforması var. Tamam. Üniformanın sırt kısmında gardlarının da taşıyor olduğu dişlek. İşte o iki tane diş sembolü var. Tamam mı? Ondan sonra çeşitli yerlerde böyle şeyler, daha denizcilikle alakalı şeyler var, işlemeler var. İşte yok, çapa var, minik bir gemi var. Ondan sonra şey, dümen var falan. Tamam mı? Ondan sonra ve iki, belinin iki yanında birer şimitarla beraber oturuyor. Tamam. Böyle 1.80 boylarında falan uzun ve zayıf bir adam bu. Tamam. Konumdan aldım, deksime verdim. Tamam mı? Ondan sonra da en alçak şeye oturdu. Tamam. Tahta oturdu. Kendisinden sonra Lady'miz. Dagmer Salcak. Lady Dagmer Salcak çıkıyor. Tamam mı? Ondan sonra Lady Dagmer Salcak çıktığı zaman etrafta onun tabardını taşıyan kişilerin şöyle selam verdiğini görüyorsunuz.
Tamam. Halbuki diğeri çıktığı zaman hiç böyle bir şey olmamıştı. Bayağı takıldı millet yani. Hadi tam geçelim. Şöyle minik selam verildi yani. Ondan sonra şöyle bir şöyle çıktı. Tamam mı? Ondan sonra şöyle halka doğru baktı. Lady Gaga'lar. Üstünde sizinle beraber sizin eski arkadaşınıza X'e saldırdığınız yerde olan kıyafet var. Hatırlıyor musunuz böyle uzun, evet, işte koyu lacivert bir şey vardı, tamam mı? Yine böyle açık mavi desenli kemer. Ondan sonra bir yelek, yine böyle burası fırfırlı bir gömleği vesaire vardı. Hı-hı. Tamam mı? Belinde yine orada göstermiş olduğu şey var. Ne denir ona? Eskrim kılıcı var. Rapier. Tamam, rapieri var. Sırtındaki kılıcı gözükmüyor. En azından evet, şu anda gözükmüyor. Tamam. Ondan sonra şöyle baktı, size doğru baktı. Şapkaları var mı? Ha şey, diğer adamın yok. Hı-hı. Tam kendisinin büyük bir kaptan şapkası var. Hı-hı. Tamam. Ondan sonra size doğru baktı. Tamam, şöyle hafif bir selam verdi. Ondan sonra kendi koltuğuna oturuyor. Bir yüksekte duran koltuğa oturuyor. Şaşkınlık var mı suratında? Ne? Yok, çok şey, ifadesini bozmadı. Tamam, çok güçlü çıktı yani. Tamam. Helal olsun. Sonra, helal olsun. Koca yürekli. Sonra böyle adımlarında, tamam mı? Her adımıyla beraber çıktıkları tahta platformu böyle tak tak falan diye ses çıkartan Barry Baran geliyor. Kendisi yaşlı bir cüce. Tamam. Kafası kel. Tamam. Hı. Beyaz sakallarını şöyle uzatmış. Ondan sonra üzerinde açık mavi bir kıyafet var. Kartaneleriyle bezenmiş. Kartanesi desenleriyle bezenmiş. Ve ağır bir zırh giyiyor gibi duruyor. Tamam mı? Ve savaşmak için değil de sanki bir aile yadigarıymış gibi taşıyor olduğu bir mal var kendisinin. Tamam mı? Ondan sonra yine böyle desenli vesaire. Tamam mı? Şöyle çıktı. Hiçbir yere bakmadı. Tamam mı? Bir üstteki koltuğa oturdu. Selam verenler var mı? Ne? Selam verenler var mı? Evet. Tamam. Bakri bana. Ama Lady salacak kadar efekt yaratmadı. Peki şey var mı etrafta? Şeye bakıyorum. Bunun kuzeni muhabbeti. Herhangi bir şey yok dedim. Böyle kleriktir, mermede falan yok. Hal Helmite'lar dışında. Şimdi asıl reis geliyor galiba. Şimdi şimdi bunlar peş peşe çıktı. Tamam mı? Aradan bir böyle 5 dakika falan geçti. Ay şekle bak. Tamam mı? Ondan sonra sahneye 20'li yaşlarında. Tamam. Aralarındaki en gençlik bu. Şöyle tipine bakınca bile, tamam, kendisine olan özgüveni, karizması ve yakışıklılığıyla etkileyen, tamam, 1.90 boylarında, tamam, koyu mor bir pardösü giyen, tamam, içinde şurada bir böyle altın sarısı renginde bir kemer takan, şöyle çapraz şekilde, hı-hı, tamam mı? Ondan sonra kemerinde bir crossbow, hand crossbow asılı olan, hı-hı, tamam mı? İçine yeşil bir yelek ve böyle fırfırlı yine beyaz bir gömlek giymiş, tamam mı? Altında yeşil bir pantolonu ve siyah çizmeleri olan bir kişi çıkıyor, tamam mı? Saçları siyah ve uzun, tamam mı? Saçlarını at kuyruğu şeklinde bağlamış. Ona rağmen böyle neredeyse beline inecek kadar uzuyor. Tamam. Bir belinde bir şimitar var. Tamam, çok klasik bir korsan gibi çıktı yani. Ve en ilgi çeken diğer bir özelliği, kendisinin sol gözünün üzerinde şuradan neredeyse şöyle şurasına kadar inen bir çizgi, bir yara izi var. Tamam. Kendisinin dikkat çeken iki özelliği daha var. Bir, takıyor olduğu şapkası. Tamam. Bir sürü farklı papağan tüyünün üzerine iliştirilmiş olduğu bir şapkası var kendisinin. Tamam. Ve bir de omuzunda, tamam, kafasından daha büyük olan bir simsiyah bir papağan taşıyor. Yine sol omuzunda. Tamam. Çıktı. Ondan sonra bu çıktığı zaman böyle millet bir falan yaptı. Tamam mı? Kamınırlar falan bir baktı. Çünkü şehrin teknik olarak sahibi bu adam. Tamam mı? Ondan sonra hoş geldiniz dedi. Tamam mı? Millet çıldırdı falan. Alkışlayanlar, bilmem neler, böyle zıplayanlar falan var. Tamam mı?
Ondan sonra şöyle etrafa doğru bakıyor, şöyle selamını verdi. Şovunu yapıyor, alkışlıyor muyuz? Tabii ki. Ondan sonra sizin olduğunuz tarafa falan da baktı şöyle, tamam mı? Ondan sonra ve şöyle pardesünü düzeltip... Çok özür dilerim, bir şey soracağım. 15 bakış... feet demiştin değil mi? Ne? 15 feet evet. demiştin, tamam devam edelim. Yani bu 20 feet'tedir yani. Tamam devam edelim. 15 feet, bu aramda mesafe... 20 feet demiştin. Bak abi, hayatımız nasıl kayıyor, iyi sen. Tamam, bunlar yüksekti. Tamam. Bir... Böyle yerden bir 1.5 metre yüksekti. Oğlum pistten çıktık biz, ne olabilir ya? Bas! Bas lan! Şimdi evet. Öncelikle 20 yaşında bir adamın bu kadar güçlü bir yerde olması ve... Zaten olaylar ilginç yani. Omzundaki papağan benim çok ilgimi çekti. Ben bir Divine Sense atıyorum. Divine Sense atıyorsun. Divine Sense'de ne görüyoruz? Celestial. Celestial. Fiend. Undead. Undead. Şimdi sen Divine Sense attın. Bu ne kadar etrafı görüyor? 60 feet. Etrafınız... etrafınızda undead, çeşitli undead. Parlayan şeyler var. Diste bu kadar yoktu. Bu, özellikle kaptana bakıyorum. Yok. Kaptan değil. Papağanına bakıyorum. O da değil. Başka ne var diye bakıyorum o zaman. Ya Aberration var mesela. Kalabalığın içinde bir yerlerde. Aberration görmüyor. Ha Aberration görmüyor musun? Yok. Gördüm artık var. Aberration var burada yaşadık. Abi kaç. Undead var, Fiend var, var yani. Aberration ne oluyor? Abi Aberration böyle bu dünyadan olmayan, tamam mı, böyle kutulu var yaratıklar. D&D'nin uzaylısı ya. D&D'nin uzaylısı. Mind Flayer varsa kaçalım. Aynen, Mind Flayer falan. Mind Flayer varsa ne kaçalım. Beholder. Hile'ye soruyorum dönüp. Büyü algılayabiliyor musun? Tabii dedi. Yapıyorsan. Bir bakabilir misin acaba? Kaptan için özellikle. Her tarafı magical. Şu an bize de baksa biz de parlarız yani. Ama önemli olan... Illusion'lu evet. Değil mi? Ben birinci kaptan olsam hayvan gibi önlem alırım. Şöyle yaptı büyüsünü, tamam mı, sonra baktı. Ya dedi. Hepsinin üzerinde büyülü şeyler var. Hepsinin üzerinde auralar var. Kaptanda? Kaptanda yok. Birinci kaptanda yok. Yok. Ya saklıyor ya da yok dedi. Arkama saklanıyor mu böyle şey? At. 14. Saklanır tabii ki. Büyü engelleyen şeyler var en nihayetinde. Papağan da onlardan bir tane sorun. Bana yani kısık sesle konuşuyorum. Yanındakilerin duyabileceği şekilde ama sanki böyle bir oyun çevirmiş olmasınlar. Hani birinci kaptan birinci kaptan değil ama papağan birinci kaptan falan gibi. Benim de aklımda o var bu arada. Bu arada iki level büyü. Onu da söyleyeyim. Nistos Magical'da. Neyse bakalım. Hadi bakalım. Diyorsun ki Aberration değildi. Ne? Aberration göremiyorum değil zaten. Değil mi? Öyle bir şey görmedin. Evet. Evet devam edelim. Böyle oturdu, millet bir sürü alkışlamaya falan devam etti. Tamam mı? Sonra kaptan, birinci kaptan dedi ki getirin. Dedi. Nasıl bir sesi var? Ne? Nasıl? Yani böyle genç ve yumuşak. Tamam mı? Kesinlikle sert değil. Tamam mı? Böyle iyi davranıyormuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle getirin dedi. Tamam. Tamam, onu burada getirin yapmadı yani. Getirin dedi. Tamam, biraz da şey yani adamın konumundan dolayı hani getirin hadi bir an önce işkenceye başlayalım falan der gibi yani, anlatabiliyor muyum? Biraz titri bir ses. Süpanyon bekliyorum ama hadi getirin çabucak. Süt içeceğim daha. Ondan sonra öbür tarafta bir böyle hareketlenme falan oldu. Tamam mı? Sonra zincirler içerisinde. Golaryon'la beraber Helm Temple'ın başındaki cüceyi hatırlarsınız. Evet. Önde Golaryon'un zincirini tuttu. Tamam mı? Böyle zincirin arkaya doğru gittiği, böyle el ve ayaklarının zincirlerle bağlanmış olduğu. Tamam mı? Yani şöyle yavaş yavaş yürüyor. Ondan sonra eski dördüncü kaptan yavaş yavaş merdivenlerden çıkıp bu platforma doğru çıktı. Arkasından İki tane helmet çıktı. Böyle kalabalığa doğru döndüler. Merdivenin iki yanında durup. Tamam mı? Ondan sonra kaptanlar ve bu dördüncü kaptan şu anda birbirlerine doğru bakıyorlar.
Tamam. Ondan sonra Golaryon zinciri aldı, yerdeki bir şeye bağladı. Tamam. Hı-hı. Ondan sonra bir anahtarla kilitledi. Tamam, anahtarı şöyle zırhının bir yerine koydu. Tamam. Kendisi ritüel zırhını giymiş gibi duruyor. Normalde tapınakta takındığı şey bu değildi. Evet. Tam böyle işlemeli falan bir zırhı var. Tamam. Ondan sonra belinde de bir çekiç var. Tamam. Ne kadar da yeni aldığın çekice benziyor. Tamam. Ondan sonra Golaryon konuşmaya başladı. Tamam. Saygıdeğer kaptanlar, sevgili halkımız ve bizleri o yüksekteki kulelerinden izleyen çok değerli büyücülerimiz dedi. Tamam. Bugün burada şehri korumakla yükümlü olan bizlerin, yani Helm'in Lask'ındaki aciz kullarının gözetiminde eski 4. kaptan Truva Taerlin işlemiş olduğu suçlardan dolayı alacağı cezaları görmeye geldik. Tabii ki öncesinde kendisine savunma hakkı vereceğiz dedi. Tamam. Şimdi siz bu kadını ikinci görüşünüz. Evet. Tamam mı? Bir önceki gördüğünüzde yanında bir orduyla beraber sizi öldürmeye gelmişti. Tamam mı? Evet. Şu anda böyle müşkül bir durumda. Elleri zincirli falan. Böyle önü aşağıya, şey yüzü aşağıya bakarak bekliyor. Acıdım be. Nerede? Nereye? Şimdi burada bir savaş kopacak var ya. Üf. Bir insight atmak istiyorum. Evet. Şimdi bunları söylerken hani tabii ki kendisine önce kendine savunma hakkı vereceğiz dedi ya. Hı-hı. Bir şey değiştireceğine inanıyor mu? At. Abi 20'den mi? 20'den 2. 2. Yani adam kendisini savunduracağız dedi. Başka bir renk vermedi en azından sana. Tamam. Ama adam en azından şunu söyleyeyim. Kadın burada kendisine haklı çıkaracak şeyler söylese bile, tamam, bu mahkemeden 2 saat sonra bıçaklanacak. Adam bunu biliyor yani. Yani. Abi bir kere burada halk galeyana gelir. Evet. Artık kaptan değilsin dedikleri anladım. Böyle. Eski kaptan diye tanıtıyorlar zaten. Bunu da bu arada arada konuşuyorsa konuşuyorlar. Tabii, tabii konuşun abi. Yani insanın duyması millet, çok umurunda değil zaten. Millet şey yapıyor yani. Millet de konuşuyor. Sürekli bir umutu var zaten. Aynen. Evet, o benim de. Yandakine dönüyorum ya. Hazır bunlar işte orada kendini tanıtırken falan. Mi? Aynen. Pardon. Baktı. Ya şimdi buna burada bir şey yapmazlarsa ne düşünürsünüz böyle? Ne olur sence? Ya bir şey yapmayacaklarsa niye mahkemeye çıkarıyorlar kardeşim? Biz boşuna mı geldik buraya? Doğru, çok haklısın. Dersin sen bıçağı kullan. Suçlu adam mahkemeye çıkar. Doğru. Ya suçlu değilsin? Suçlu ki çıkmış. Suçlu da olmasaydı neden mahkemeye? Haklı şimdi. Tabii canım şey şimdi yani. O yüzden o orada da sen ben biz buradayız yani. Aynen öyle. Evet. Ben suçsuzum mesela. Yalanı nasıl çıkayım ya? Şöyle baktım. Şimdi dördümüz bir daha da atmayın ya. Doğrudur diyorum ya, doğrudur. Aynen. Ama şimdi suç var, suç var. Uzaklaşıyoruz. Arka sokağa girdi. Bakalım şimdi evler boşken kimler kimlerin evlerini ya soruyor. Ya sen ne diyorsun abi? Sen ne diyorsun? Burada bugün evi soyan değil, evi çalan olacak. Abi zaten ben böyle bir şeye katılsam evimi geri beklemem yani. Hanım ev yok. Bey. Evet. Evet. Şimdi. Evet. Tamam dedi birinci kaptan. Tamam, o zaman sorularımızı soralım dedi. Diğer kaptanlara döndü. Ondan sonra kendisi de cevap versin uygun mudur dedi. Kaptanlara diğerleri uygundur. Efendim dediler. Tamam. Ondan sonra sizin için uygun mudur sayın başrahip Golaryon dedi. Şey birinci kaptan uygundur efendim dedi o da. Tamam. Ondan sonra o zaman soralım mesela ben başlayayım dedi. Tamam. Sevgili Truva dedi. Yani dedi
Açıkçası dedi, ben seni çok potansiyel sahibi biri olarak görürdüm. Belki gelecekte yani alınmayın sayın baram. Ama dedi yani siz de biraz yaşlandınız. Ondan sonra yani kaptanlar gelir, kaptanlar gider. Bu şehrin kaderi hep böyle olmuştur. Bir gün ben de gideceğim. O yüzden alınmaya gerek yok yani dedi. Bir gün siz gittiğinizde belki de dedi benim yardımcım olarak gelebilecek birisiydiniz. Birisiydim dedi Truva'ya. Yani neden böyle bir şey yaptın? Neden başka bir kaptana saldırdın dedi. Yani şehir yasalarımız bunları açıkça söylüyor. Kaptanlar bir arada olacak. Kaptanlar arasında barış olacak ki Lask'ın yükselsin. Lask'ın kendi düşmanlarına karşı ayakta durabilsin dedi yani. Tamam. Abi düşman bu adam derken... kadar içten konuşuyor. Abi sıfır. Tamam, dalga geçti belli ya. Tamam. Ondan sonra ama halk içinde vay be. Yani. Ya yazık etmiş dedi ya. Ya sen ya bu nankörlük işte dedi, tamam mı? Başka bir tanesi döndü. Nankör dedi, tamam mı? Biri bir şey attı. Nankör falan dedi, tamam mı? Ondan sonra gardlar bir tane adama daldı, atma dedi. Lan işte bozmayacaksın dedi. Ya da tokatlar var, tamam mı? Ondan sonra adam tamam abi falan yaptı. Sonra kısa bir aradan sonra mahkeme devam ediyor. Ondan sonra evet dedi, ben dedi bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Turacığım dedi, lütfen cevaplar mısın dedi. Şöyle baktı Tura. Şimdi dedi ben artık kaptan olmadığıma göre siz kaptanların arasındaki hiyerarşide de sayılmıyorum belli ki. O zaman size efendim diye hitap etmemin hiçbir anlamı yok. O yüzden bana bak Beniago dedi. Beniago. Beniago Kurt adı. Adı önce yoktu. Adı Beniago Kurt. Ama adını biliyoruz. Beniago bana bak. Hani. Bana bak Beniago dedi. Ne karar verecekseniz çabucak verin. Yaptığın işlerde onursuz olduğunu biliyorum. En azından mahkemeye saygın olsun dedi. Kadın lawful abi. Ne kadar evil de olsa. Kadın devil kaldı yani. Ya ben bu kadını gördüm. Bunu yapacağım galiba. Aaa diyorum ya. Aaa diyorum ya. Yoo bilmem ne. Patates falan attı. Ondan sonra biri taş attı. Tam, taş şuraya çarptı. Tam şöyle yaptı. Burası yarıldı. Tam kan akıyor falan. Goderion şöyle üstüne kapandı. Evet. Kadın. Tamam mı? Yine böyle birileri dayak yedi falan. Tamam mı? Ondan sonra yapma dedik lan dedi işte birisiyle. Tamam mı? Böyle tekmeyle girenler, yere düşürenler. Böyle gard düşürüyor, halk dövüyor falan. Tamam mı? Böyle random bir tane dayı var orada. Böyle köpekli balıkçı var. Yapma lan işte dedi. Vurdu bir tane. Böyle garip balık bir ortam var ya. Ya. Abi neler oluyor ya? Palamutla oluyor. Aynen. Şu bak diye böyle. Ondan sonra ortam gergin yani. Evet. Beniago durdu. Truva'cım dedi. Ben sana karşı ne kadar güzel hisler beslediğimi anlatmaya çalışıyorum. Sikiyim ya. Sen bana burada ne diyorsun dedi. İşte bu yüzden güzelim laskınımızın bir kaptanı olmayı hak etmiyorsun. Sen buradaki sevgili vatandaşlarımızı yöneten birisi olmayı hak etmiyorsun dedi. Tamam. Evet. Hak etmiyor. Bravo. Kaptan Kurt. Ha falan diye bağıranlar var. Ondan sonra Barry Baram'ın güldüğünü görüyorsunuz. Gülümseyelim. Tamam. Muhtemelen ya ne dönüyor burada diyor yani. Tamam yani hoşuna gittiği için değil. Tamam. Çocuk oyunu diyor yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Lady Salcak çok ciddi bakıyor. Tamam mı? Diğer adam etrafa bakıyor. Etrafı izliyor falan. Sıkılmış gibi mi? Ha. Zaten mesela diğerleri şey duruyor. Tamam mı? Adam... tamam yayılmış şöyle. Etrafa bakıyor. Bilmem ne yapıyor. Bir şey çıkardı. İçini karıştırdı.
Tam kenara diye tükürdü şu anda. Takılıyor yani. Hangi salak kaptan yapmış diye düşünüyorum. Ondan sonra bu adamı neden kaptan yaptılar? Evet. Bu da bir soru yani. Buradaki sorulardan bir tanesi. Milletin bağırışı geçtikten sonra daha böyle Kurt için alkışlar bilmem neler koptu tekrar. Ondan sonra Golaryon dedi ki efendim dedi izninizle davanın açılmasına sebebiyet veren şikayeti üzerine Lady Saljak'e söz vermek isterim. Kendilerinin sormak istediği sorular var mı dedi. Tamam mı? Ondan sonra Beniago tabii ki tabii ki dedi. Ondan sonra Saljak'e döndü. Sevgili Saljak dedi. Sevgili Lady Saljak dedi, özür dilerim. Lütfen sorularını sorar mısın dedi, eğer sorun varsa. Tabii ki dedi Saljak ve tahtından kalktı. Adam. Tamam mı? Ondan sonra bir iki adım öne doğru oldu. Diğer şeye, platforma yaklaştı yani. Tamam mı? Ve sesini yükselterek konuşuyor. Diyor ki, kaptanların birbirleri arasında çekişme olmasını anlarım. Herkes birinci kaptan olmak ister. Herkes yükselmek ister. Herkes bu güzel şehri yönetmek ister. Dedi. En büyük donanmaya sahip olmak, en çok askere sahip olmak, şehre giren çıkan malların, ticaretin kendi elinde olmasını istemek çok anlaşılabilir bir şey, dedi. Ancak dedi, bunun yolu benim sevgili kız kardeşlerimi kaçırıp, onları rehin tutup, onları konuşturmaya çalışıp, benim hakkımda bilgi almaya çalışarak olmaz. Ben böyle şantajları yemem. Turacığım, sana sormak istediğim tek bir soru var. Nasıl bu kadar basit bir oyunla beni alt edebileceğini düşündün dedi. Tamam. Halbuki diye devam etti. Tura cevap verecekti, sözünü kesti. Halbuki ben seninle adaletli bir kılıç dövüşüne uygun olurdum. Bana böyle bir teklifle gelseydin bunu kabul ederdim. Ya da Lask'ın açıklarında donanmalarımızı savaştıralım desen bunu da kabul ederdim. Ama sen arkamdan iş çevirmeyi ve beni alçakça kız kardeşlerimi kullanarak alt etmeyi seçtin ve edemedin. Çünkü Saljak ailesi böyle basit numaralara düşecek bir aile değildir. Bunu böyle öğrenmeni istemezdim. Keşke kız kardeşlerimi kaçırmadan önce hakkında biraz daha araştırma yapsaydın. Üzgünüm. Seni hep bir dostum olmasan da arkadaşım olarak görürdüm. Belli ki değilmişsin dedi. Golaryon Truva'ya döndü. Söylemek istediğin bir şeyler var mı dedi. Truva durdu. Bu soruların hiçbirini cevaplamayacağım. Zira hem ben, hem kaptanlar, hem de buradaki halk biliyor ki ne dersem diyeyim, kaderim değişmeyecek. Ancak söylemek istediğim son bir şey var ki, kulenin olduğu tarafa doğru baktı. Bu kule... Hangi kuleye bakıyor? Rüyalar Kulesi. Okey, tamam. Ne doğru bakıyor. Bu kule, bu şehirde olduğu sürece, bu şehir gün yüzü göremeyecek. Eğer buradaki halkın azıcık aklı varsa şimdi gidip bu kuleyi yakarlar. Eğer yapmazlarsa kendileri kaybederler. Çünkü birinci kaptanınız bu kulenin satılmış bir köpeği dedi. Tamam mı? Sen ne diyorsun bilmem ne falan diye böyle şeyler falan atıldı. Tamam mı? Böyle domates atmaya başladı millet. Bu sefer kartlar falan karışmadı. Tamam mı? Kimse bir şey yapmadı.
Ortama yağdı yani böyle bir şeyler, tamam mı? İşte bok atanlar, bilmem ne, böyle çürümüş, bayatlamış balık atanlar. Tamam mı? Ondan sonra bir sürü şey var yani. Tamam mı? Ondan sonra kadın böyle baştan aşağı atılan şeylerle boyandı. Abi, tamatörji. Tamam mı? Halkın arasında, böyle adamın şurasında falan. Tamam mı? Aslında yıksak ya falan gibi sesler çıkarıyor. Orada burada çıkartacağım sesleri. Sadece verbal komponenti var. Sahneye yakınlaşmamaya çalışıyorum. Arka taraflarda. Tamam. Şöyle yaptım. Atın üzerindeyim. Hı hı. Ata dayanıp şöyle yaptım. Bir dakika, tam oturucu. Sadece verbal mı var? Hı hı. Harika. Sen elini şöyle yaptın. Zaten bir kere yapıyorum bunu. Hı. Tamam mı? One minute'de bir dakika boyunca devam ediyor. Ha, sen şöyle yaptın. Şöyle yaptım. Söyledin. Ondan sonra... Tamam mı? Sonra orada burada hadi yıkalım, hadi yıkalım falan. Çok yüksek olmasına gerek yok ses. Yani onu halk duysa yeter. Haklı falan böyle. Yani haklı vuralım falan gibi şeyler yapıyor. Başımıza gelmeyen iş kalmadı. Şehir lanetlendi. Kan yağdı. Kan yağdı. Bana. Kan yağdı falan ama şimdi met oldu yani. Bana. Şimdi kendi sesinle mi yapıyorsun? Teknik olarak. Yani sürekli farklı seslerle yapsam tamam, iyi bana, olur. Bana bir karizma atar mısın? Sonuçta insanları etkilemeye çalışıyorsun. Tamam mı? Ve bu bir performans istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yapıştır kriti. Buna karizma şeyimi ekliyor muyum? Evet. Bardic inspiration verirdi Hilli olsa şimdi. Verdi. Yok, hayır. Verdi, hayır. Aynen. Zaten sending atıyorum, yeter. Öyle olmaz abi. 15. 15. Bayağı iyi. Sen dedin ki işte yıkalım, bilmem ne, şöyle yapalım, böyle yapalım, tamam mı? Haklı değil mi? Bu kulenin burada ne işi var? Tamam mı? İşte büyücü kuleleri zaten yetmiyor mu? Ondan sonra kuleye giren çıkmıyormuş. Yani bu kimin tanrısının kulesi falan. Ondan sonra falan. İşte bu kimin tanrısının kulesi? İçinde yılanlar varmış. İnsanları yılanlarla besliyor. Yılanları insanlarla besliyor. Gece çocuk yiyorlarmış. Gece çocuk yiyorlarmış. Bilmem ne falan derken sen bir yüz kat. Bu çok önemli herhalde. Harold. Hadi. 46. 46. Ben de 21 attım. Okey. Sen zaten gece çocuk yiyorlarmış, bilmem neymiş, şöyle yapıyorlarmış falan derken aradan birisi dedi ki evet benim çocuğumu onlar yedi dedi. Tamam mı? Bağırdı böyle, benim çocuğumu onlar yedi dedi. Tam kuleye doğru gösterdik. Ya. Şöyle yaptım ya. Ağzım görürsün en azından. Şöyle yaptım. Bırakıyorum yani. Tamam. Şimdi senden bir stealth atıp alacağım. Okey. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Çak 20. 12. 13. 13. Evet. Görmedin. Aha. Aman yarabbim. Abi. Oluyor mu yoksa? Böyle etrafta, tamam mı? Millet... İşte kuleye giriyelim, bilmem ne, şöyleymiş, böyleymiş. Ondan sonra birisi dedi ki ama bu kadın yalan söylüyor, kaplarımız onlarla değil falan dedi. Şimdi tamam ben mı? Şey, böyle konuşuyorlar ya, yanımızda kimse var başladı. Mı? Yanımızdakiler falan mı? Dinleyenler var, birisi böyle bağıranlardan bir tanesi. Bağıranlardan birisine, ben geçen de kan yağmamış mıydı? Ya böyle şey yapayım. Deception at ya da persuasion at. Yağdı. 17 artı... Harika. Persuasion'da 5. Doğru söylüyorsun dedi. Kan yağdırdılar zaten dedi. Tamam mı adam? Ondan sonra başımıza ne geldiyse bunlar yüzünden geldi. Falan diye öyle millet bağırmaya başladı. Guardlar falan bir şaşırdı, tamam mı? Ne yapacaklarını bilemiyorlar çünkü bir sürü kişi bağırdı. Evet. Tamam mı? Ondan sonra bir kaptanlara falan baktılar. Böyle şey, aralarda guard captain gibi duran tipler var. Tamam mı? Guardlar onlara bakıyor. Guard captainlar kaptanlara bakıyor. Tamam. Ondan sonra bir Niyogu şöyle kaşlarını çattı bir an, tamam mı? Ondan sonra... Abi, büyücü kulesinde neler oluyor bu arada? Perception at. Ben de sadece bakacağım. Tamam. Dur şöyle, etrafa bakıyorum, 16. Bakarken bakacağım. 16. Ne? Tamam, sen de perception at. Sen büyücü kulesine bakıyorsun. Tamam mı? Böyle bağırışlar falan şey olmaya başlayınca büyücü kulesinde balkondaki bazı kişilerin içeriye doğru girdiğini görüyorsun. Fireball range'indeyiz çünkü hala. Ben bir spell komponent alıp geliyorum. Ben 13 benim. Bir de şey demek istiyorum.
Eğer dedikleri doğru değil, yani öyle bir şey... Şimdi bir suçlamada bulundu ya bunlar paralı köpeği oldu diye. Hı hı. Tamam mı? Bunun... Kulenin köpeği oldu. Ha. Eğer bugün yıktırmazsa kaptanın dediği doğru galiba. Gerçekten köpektir falan mı diyorsun? Hayır. Dediği galiba doğru. Bugün eğer şey yapmazsa, durdurursa buradaki insanları gerçekten doğru galiba. Dördüncü kaptan dediği diyor. Sen bunu dedin tamam mı? Arada başka birisi dedi ki köpek değilse yıktırır dedi. İşte. Tamam mı? Ama şöyle köpek değilse yıktırır dedi sakladı. Stelt atıyorum. Adam. Adam. İngiliz attı ya. Anlatabiliyor muyum? Abi dediliyorum. Neye abi? Neye rediliyorum? Hayır baba. Herhangi bir bize doğru gelen... Gelirse şimdi gelecek. Herhangi bir bize doğru gelen Fireball'dur, yok efendim Dagger'dır. Ne yapacağım? Kaçacağım. Yani hareket edeceğim. Ben de atı rediliyorum bu arada herhangi bir karmaşıklık. Ben şimdi şey millet bağırınca atlar bir huysuzlandı şöyle şey yapıyor. Tuttunuz tamam mı? Sakin olduk. Ondan sonra... Abi bu şey devam geliyor mu? Sana bir şey soracağım. Anlat. Bir şey soracağım. Atlar teknik olarak friendly creature mi? Evet. Korkmuyorlar. Auran var. Evet. Harika. Bir şeye bakmam lazım. Inti mi gerekiyor acaba diye bu mi? Bu senin archetype feature'ın mı? Paladin feature'ın. Paladin feature'ın mı? Aura of ne? Courage. Courage. Aura of Courage. Friendly creature seviyor değil mi? You and friendly creatures. Dedin. Aa, creature abi. Friendly humanoid. Hayvan da creature. Bayağı evet. Söylüyorum. Müthiş. Atlar duruyor. Çok haklısın. Her tamam mı? Böyle istiflerini bozmadan duruyorlar. Aferin lan. Tamam. Açılarım benim. Daha fazla saman vereceğiz. Saman mı? Bir dakika. Yonca falan katalım yanına. Kaç feet? 10 feet. 10 feet. 10 feet. 18 level'da 30'a. Aynen. Şey oluyor bu. Şimdi arkadaşlar. Sizler işte böyle millete gazı verdiniz. Yani özellikle ikiniz. Herkes onu... çok gaza geliyor. Türk kanı var galiba. işte yok. İşte köpek değilse yıktırtırlar. Adamın bilmem ne der. Abi çocuk yiyorlarmış. Abi kan yağdı. Yağın kan çocuklarımızın kanı mıydı falan diye böyle. Tam olaylar böyle bir anda büyüdü yani. Tamam mı şeyler? Evet. Böyle her duyulan şeyi birbirine katarak tamam mı? Zincirleme. Zincirleme böyle. Onu mu yapıyorlarmış, bunu mu yapıyorlarmış falan oldu. Hadi kuleye, hadi kuleye. Kaptanların tepkilerini söylüyorum. Şöyle duruyordu. Beşinci kaptan. Tamam. Şu etrafa baktı. Tamam mı? Bu millet bağırdı. Sonra bağırışlar artınca falan. Şöyle dikleşti olduğu yerde. Tamam şöyle yaptı. İşler ciddi demek. Ondan sonra... Lady salacak. Şöyle etrafa doğru baktı. Tamam. Şimdi ortada Benny Yago var. Hemen sağında Barry Baran var. Hı hı. Tamam. Hemen solunda Barry Baran'dan aşağıda Lady salacak var. Lady salacak aşağısında diğer 5. kaptan var. Tamam mı? Ondan sonra Benny Yago şöyle bir kaşlarını uçattı. Ondan sonra bir şeyler söyledi Golaryon'a. Tamam. Fakat sesi ne dediği duyulmadı bu bağırışlardan vesaire dolayı. Eğer kaçacaksanız disadvantage'lı bir perception atacağız. Ağzını hareket ettiğini gördüysem atarım. Hı hı. 16'ya 18, 16... 18, 17, 17 artı... 9. Kaç? 19. 3. 22. Disadvantage'lı. 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 18, 17 geldi. Diyor ki kendisi ama sevgili Golaryon birinci kaptana hakaret ediyor dedi. Tamam. Ya bu suç değil mi falan yapmış öyle. Tamam hiç etrafı falan iplemedi yani. Ondan sonra Golaryon. Şimdi Golaryon'un burada yapması gereken hareket böyle bir gök gürültüsü sesiyle beraber silence deyip insanları susturup mahkemeye devam etmesin. Ama Golaryon istiyor ki insanlar kuleye yürüsün. İşte bu be. Ada işte geliyor. Özel harekat. Tamam mı?
O yüzden şöyle durdu. Düşünüyormuş gibi yaptı. Tamam. Ondan sonra... Sonra... Şöyle göz göze gelmeye çalışıyorum ben. Kaptana bakıyor. Tamam, etrafa bakmıyor. Kaptana doğru bakıyor direkt. Tekrar disadvantage perception'ı. 17'ye 16 bu sefer. 9. Gene 19. 18. 20. Arkadaşlar üçünüz duyuyorsunuz. O zaman efendim hükmünü verdim. Hükmü... insanlar duymuyor bu arada. Tamam mı? Hükmü hem üçüncü kaptana hem de birinci kaptana hakaret etmek, ailesini kaçırmak, Lask'ın yasalarına karşı gelmekten idamdır. İzninizle bu emri, izninizle bu hükmü uyguluyorum dedi. Tamam mı? Ondan sonra Veniago baktı. Sevgili Golaryon diyor. Şöyle biraz da hani seslenmek için öne gelmiş gibi. Tamam mı? Sevgili Golaryon, halkımız biraz eğlenseydi dedi. Tamam. Ondan sonra Golaryon şöyle durdu. Efendim, yaptığı hareketler büyük cezalar hak ediyor. Büyük cezalar hak ediyor. Bence hemen canını alalım, daha fazla kargaşa çıkmasın dedi. Tamam, çünkü halkın eğlenmesine izin verilseydi, halk kuleyi siktir edip burada buna domates atacaktı. Evet. Tamam. Şu an halka... Golaryon aktı az önce bu arada. Veniago baktı. Bir insight atın. Golaryon'a bir sövecek. 13. Aha. 20. İlk defa bu kadar yüksek bir insight atıyorum. 26. Harika. 24. Harika. Arkadaşlar, Veniago'da şeyi net görüyorsunuz. Bu olay burada kapanmadı. Tamamı dedi. Tamam. Dedi. Pekala dedi. Tamam, bu olay burada kapanmadı surat ifadesi vardı. Peki Golaryon. Tamam. Peki Golaryon. Pekala Golaryon. Doğru yani. Tamam. Ondan sonra Golaryon arkasındaki Helmite'a döndü. Tamam mı? Diz çöktür şuna dedi. Ondan sonra eleman geldi. Çünkü dizine vurdu. Tam arkadan kadın diz çöktü. Ondan sonra kadın şöyle diz çökmüşken Golaryon'a doğru baktı. Tamam. Bu sırada birisi bir yüz katsın. Sen. Hadi Adil. Hadi Adilcan. Ya kaç attı? Kaç? Bir. Hayır. Harika. Hadi ben 5 tane atayım, en düşüğünü al. Bu da daha yüksek atarım. Olamaz ya. Adıcan galiba az önce bize level verdin, öyle söyleyeyim. Çünkü öyle bir encounter'a gireceğiz birazdan. Şimdi. Yok abi, bence bize bir şey olmayacak da Golaryon... Perception atın. Disadvantage mi? Hayır. 8. Bu duymak için bir şey görmek için. 19 yine. İnsanlar hareket etmiyor olarak. 24. 8. 19. 15. Arkadaşlar, şöyle etrafa falan bakıyordunuz siz. Tamam mı? Bir şey fark ettiniz. Fark ettiğiniz şey şu. Bütün bu mahkeme sırasındaki bu olayların, konuşmaların vesairenin olması rahat bir yarım saat sürdü. Tamam mı? Bütün bu olaylar esnasında öncelikle havada böyle kara yağmur bulutları toplanmış. Tamam? Bunu fark ediyorsunuz öncelikle. Daha sonra kaçtı perception zarlarınız? Çok özür dilerim. 18. 24, 8. 19. 15. 15. Üçünüz, sen 8 dedin değil mi? Senin dışındakiler. Kalabalığın içinden böyle hızla geriye doğru dönen üstünde böyle bu herhangi bir kamınırın yağmur yağdığı zaman giyiyor olduğu böyle gri, böyle paspal kapşonlu, böyle cübbemsi bir şey olan
Tamam, fakat hızlıca dönerken böyle şuradan bağlı biraz şöyle iniyor, şöyle aşağıya doğru açılıyor, tamam mı? Hızlıca dönerken böyle kumaşın kenara doğru açılmasından dolayı içindeki belindeki şöyle krisi, tamam mı? Böyle şey, flambers gibi bir longsword düşünün. Tamam mı? Ondan sonra şöyle dalgalı bir longsword. Ve kıyafetle kapatmaya çalıştığı ama çok da başarılı olmayan şu kalça bölgesindeki pullu derisini görüyorsunuz. Ellerinde yaşayan var mı? Tamam mı? Bayağı kapalı şöyle. Tamam mı? Şöyle döndü, siz dönerken gördünüz, tamam mı? Ondan sonra şöyle döndü, birisini şöyle önüne doğru itti, tamam mı? Onu böyle gard alıp yok oluyor. Tamam. Ne kadar uzandı bir onu, hani ilk gördüğüm an söyleyeyim. 20 feet falan. 20 feet falan uzandı. Sizin için şöyle dönerken bir derisi parladı, sonra kayboldu herif. Tamam. Counter spell. Spell atmadı. Tamam. Tamam. Sen şöyle yaptın, reaction'la böyle elini şöyle uzattın, bayağı açık açık yapıyorsun. Tabii şöyle yaptım. Sen şöyle yaptın, herhangi bir şey olmadı. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra... Spell slot harcadın mı? Teknik olarak spell değildi, spell'i yapışını falan görmedim. Tamam mı? Sen şöyle davrandın, spell olmadığını anlayınca bırakıyorsun. Ha, tamam. Tamam mı? Bu sırada, tamam mı? Millet böyle bağırışlar falan devam ediyordu. Millet galeyana geldi. Hı hı. Tamam mı? Kadını dizinin üstüne çöktürdü. Kadın şöyle bir baktı, bir şey dedi. Tamam mı? Fısıldadı, onu duymanız pek mümkün değil. Tamam, bir de suratı sizin olduğunuz taraftan ters tarafa doğru bakıyor. Golarion şöyle yaptı, sadece başıyla bir onayladı. Tamam, sonra yanındaki Helmite'in belinden kılıcı alıp şöyle kafasını kesti. Tamam, kafası böyle aşağıya doğru yuvarlanırken millet hey! Falan dedi, tamam mı? Sonra bir perception atıyorsunuz. 17 artı 17. 3'den 20. 19 artı 6. Tamam, sonra tanıdık bir ses duyuyorsunuz. Tamam mı? Bu tanıdık ve böyle derinden boğuk boğuk gelen, tamam mı, erkek sesi diyor ki bugün bir pislikten kurtulduk, şimdi sıra diğerinde diyor. Tamam mı? Bayağı açık açık kuleyi gösteriyor. Aha, tamam mı? Şey. Paladin arkadaşlar. Aa, onu düşünmedim. Sizin kurtardınız paladin. Aa. Tamam. Buraya gelmiş. Hı, izlemeye gelmiş. Tamam. Şey, açık açık duruyor mu? Hareketlerini falan açık açık gördünüz. Tamam mı? Size arkası dönük şöyle gösterdi o tarafa doğru ama sesini tanıdığınız adamın yani. Hı. Tamam mı? Adamın tamam, olduğu yeri de gördünüz. Ya üstünde kapşonlu falan bir şey var. Ha, tamam, suratını görmüyorsun. O yüzden suratını bir şeyle kapatmış mı? Yandan böyle evet hadi gidelim. Evet! Gülendi i̇şte falan bu. Filan diye millet işte bu falan diye bağırıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ve halk evet gidelim falan derken, tamam mı? Gardlar kaptanların olduğu yerin etrafını böyle şey yaparken, hı, kapatırken ve halk o tarafa doğru yürürken bir ara veriyoruz. İşte geliyor özel harekat.